Halil ölmüş be ya. Koş Hatice. Koş Elmas'a haber ver gelsin. Kes getir Bedri'ye. Jandarmaya da haber salın hadi. Elmas abla. Elmas abla. Ne var kız sabah sabah? Halil abi. Halil abi çeşme başında. Nesi var? Halil! Ben askerde sıhhiye çavuşuydum. Böyle durumlarda kumandan kireç döktürdü bulaşıcı hastalığa karşı. Herkes kirecin dışına çıksın. Hadi dışarı dışarı. Böyle aniden öldüğüne göre bulaşıcı bir illeti vardı. Ecel işte. Nereden geleceği belli olmaz. Ecel değil bu. Kocam öldürmüşler. Ecel değil bu. Bakın. Bu çuval bizim çuvalımız değil. Vallahi bu çuval bizim çuvalımız değil. Bu çuval. Çuval. Kızanım. Dikkatli araştırın. Suyun içine de dikkatli bakın. Halil'i bıçaklayan bıçağı buraya atmış olabilir. Şşt, duyarsan. Balkanlı Ali yapmış olmasın? Elması da pek sever ya. Yok be yok. Daha yeni çıktı hapisten. Almayalım günahını. Ama biliyorsun Nedim'in oğlunu da o vurmuştu. He? Seni aradılar. Hele şu doğru olan. Ben iki gündür çeltiye gitmiyorum. Dün akşam kahvede video seyrettik. Herkes oradaydı. Evet kumandan, oradaydı. Yaz. Yapılan araştırmalar sonucu hiçbir ipucu bulunamamıştır. Halil Kırcalı'nın, parantez aç, namı pehlivan, kapa, defnedilmesine. Muhtar, mührü getir. Peki kumandan. Bacım, bulaşıcı hastalığa karşı bu gece burada kalacak. Yarın gömebilirsiniz. Mührü bas. Kim yapmış olabilir? Meço yapmış olmasın? Yok canım, onda o yüreklerde. Mahmut'la kavgalıydı, Mahmut yapmış olmasın? Yok be Mahmut be, ne olur ki be. Ali'yi herkes severdi. Herkes dağılsın. Hadi beyler. Hadi dağılın. Özlemişim ana ve sarmalarını. Ekmeksiz bir tencereyi bile yerim. Bitir be oğlum. Bir tencere daha yaparım. Ah.
Helal be oğlum. Ana be. Hani kafesten kurtulan kuşun uçtukça uçası gelir de uçamaz. Yürüdükçe yürüyesi gelir de yürüyemez. Koşmak ister de koşamaz ya. İşte ben öyleyim. Geçer be oğlum, geçer. İnsanın içi bulanıyor. Gölde balık tut. Çok para ediyormuş. Beni rahat bırakırlar mı ana? Kimler be oğlum? Bilmezmiş gibi konuşma. Nedimler. Nedim ile oğulları beni rahat bırakırlar mı ana? Seni rahat bırakmayacaklar da ne yapacaklar? Nedimlerin burunları köyde iyice kırıldı zaten. Senin kılına bile dokunamazlar. Sen mapus yatmış adamsın. Sen Balkanlı Alisin be kızan. Çeltikler nasıl ana? Fena değil. Sana bir çay yapayım. Gördün işte elmas gelini. Şu durumda 6 kuzulu bir koyundan farksız o. Allah kimseyi dul koymasın. Kaç sene olmuş? O zamanlar ekmek 10 lira. Elmas da evli değildi. Altından kalsın dul başıyla. Daha genç, güzel. Evlenir kalkar bu işin altından. Kime güvensin, kime gitsin elmas süt gelin? Evlenmeyip de ne yapacak? Dul kadın eti tatlı olur. Önü erkek, ardı erkek artık. Nereye gitse, nereye baksa erkek. En iyisi evlenip de başını şöyle güvenilir bir yere bağlamak. Bu köyde dul başıyla yaşamak zor. Bütün erkeklerin gözü bu tarafa bakar artık. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ağır yükle uzun yolda. Geçmiş olsun, nasılsın, iyi misin? Sağ ol amca. Allah afiyet versin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Buyur, şöyle geç. Bir çay yap Osman. İyisin, iyi gördüm seni. İyiyim. İnsan yatmaktan şişiyor. Yata yata bitiyor ceza. Senin kara kızanlar da burada. Kızan be! Vay Balkanlı Ali, geçmiş olsun. Sağ ol. Kız, biberini yerim valla. Amma hava atıyorsun be. Akşama lambayı al, cama gel. Sevgi be, çok hoşuma gidiyorsun. Sana mı kaldım? Ay, ne diyor anlamıyorum ki. Biberini yerim diyor. Kız sevdiği, askerle mi bakışıyorsun? Arzu be, senin biberinde iş var mı? Sen bir yedi, o zaman görürsün iş var mı yok mu? Acı mı be? Sevgi, seninki nasıl be ya? Benim biberim sana yaramaz. Senin biberini Recep yiyecek be ya. Onun biberi çocuğa, yersen görürsün. Kıyma, senin biberin nasıl? Fazla konuşma. Sen konuşma lan. Fazla konuşma dedik sana. Hadi ya.
Yap kurbağacılara iki dem altı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Geçmiş olsun be. Sağ ol. Ya Nedimler gelirse şimdi? Yeriz. Bak nasıl da sırtını duvara verdi. Yap bir şekerli be. Bir tavuk yedim de. Bırak be polimi. Duyarım karnının gurultusunu buradan. Şuraya bak yavur be. Yedikçe şişerim, şiştikçe yerim. Yahu bir avrada sesini çıkaramadın. Abi zaten acısı var. Bir de ben mi vuraydım? Hadi hava yürü be. Hadi be hava yürüsene be. Yahu ne olacak bu elmasın çeltiği? Çürüyüp gidecek bakımsızlıktan. Ne olacağı var mı be? Buraları da meço satın alacak. O kadın başıyla bu işin altından kalkamaz be. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen de sağ ol. Geldik yoktun be ya. Aa, her gün her gün olur mu? Ya baban bir görürse sonra? Kıymet kız senin biberin ne durumda? Benim biberim çoluk çocuk için değil. Başkası için. Kimin için be ya? Ah, o kendini bilir. Şişt. Ne diyor be? Yerim biberini diyor işte. Dön de şuna bir gün. Yarın orada bekliyorum. İsmail de sakallarını kesse fena değil ha. Arzu seninki yok ortalıklarda. Neredeyse gelir fiyakalı şekliyle. Kız yardım edeyim mi biberin çabuk büyüsün. Et ama benim biberim çok acıdır. Ağzın yanar sonra çok fena. Yansın be ya yansın. Başın sağ olsun Elmas. Sen sağ ol. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Ne haber adaş?
Nasılsın bakalım? Elmas, bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Ben her türlü ihtiyacını hallederim. Tezkere gel. Gel atmış gel. Manisa'ya para vermez. Var Manisa'ya. İş yarakı da benim için. Zaten 20 aydır edecek Çelti'ye be. Bir aydır erkek gibi çalışır durur. Biz çalışmıyor muyuz? Ama o erkek işi yapar be. Hadi ilaç ver bana. Hasan, gübre ver. Ne selam verdin be Polimci? Kime olacak? Akşama görüşürüz be. Aman be. Bugünlerde kendine fazlaca bakıyorsun. Bugünlerde fazlaca lazım olacak anlarsın ya. Hadi be yahu sen de. Geldi, geldi. Gözün aydın Ali Bey. Sağ ol, geçmiş olsun yavrum. Sağ ol babacığım. Anam öpeyim. Yavrum. Fark ödemek yok. Ne haber abla? İyidir abi. Aa, büyümüşsün abla. Oğlum. Anacığım. Kaliteli. İbrahim sana da borcumuz var değil mi? Var ama boş ver. Önemli değil. Olunca ödersin. Ne yapalım kader? Bizimki de öldü biliyorsun geçen sene. Al oğlum. Çay bir de şeker. Ha Elmas, Keşan'da Halil'in gübreciye bir borcu varmış. Bir hatırlatıver dedi. Sana bir buğulama yapayım da gör. Benim anam bir tanedir. Kendini fazla yorma ana. Ali be kızanım, şöyle eline beline kuvvetli bir gelin alsan. Bak kızanım, dikkatli ol. O Elmas geline fazla sokulma. Aklını çeler sonra senin. Ne yılandır o sen bilmezsin. Dul kadından hiç kimseye hayır gelmez. Hiç mi hiç güven olmaz? Zaten çeltik yolunda önüne gelen traktöre biniyormuş. Herkes konuşuyor. Günahına girmeyin ana. Ben söylenenleri söylüyorum be kızanım. Bilirim seni. Senin gölgen ondan yanadır. Yine de dikkatli ol.
Ye oğlum ye, daha çok var. Çeltikler nasıl? Nasıl olsun tevbe, su işte. Azı da zarar, çoğu da zarar be yahu. Bir de kurbağacılar çıktı başımıza. Kurbağa azalınca yağmur da yağmaz oldu. Yarın ben de gelirim çeltiğe. Sen birkaç gün dur bakalım hele, şöyle dinlen be yahu. Askerlikte yediğin içtiğin senin olsun. Anlat bakalım, vardır elbet bir şeyler be. Nöbetçi çavuşuyken sabaha karşı koğuşları dolaşıyorum, nöbetçilere bakıyorum. Ha. Bir koğuşta bir nöbetçi namaz kılıyor. Hmm. Ne Müslüman adam dedim. Sonraki gün öğrenmez miyim? Meğerse o hocaymış, esas nöbetçi uyuyormuş. Değil mi be ya? Tabii buldum herifi. Burada ne var ne yok? Ölelerinin kasıklarının ağrısı dinmez. Dul avrat eti tatlı olur derler ya. Yarın öbür gün bu bizim erkeklerimizin aklını çelmese bari. Ben dedim ya, bütün gözler bu yana bakar. Hadi be dansözler, bakıp durmayın orada. Öbür tavaya doğru, öbür tavaya. Elmas abla, merhaba abla, kolay gelsin, ben Hüseyin. Hüseyin sen misin be? Tanıyamadım seni bu halinle. Geçmiş olsun diyelim mi? Diyelim. Geçmiş olsun. Sağ ol abla, senin de başın sağ olsun. Sen sağ ol be Hüseyin. Bir yardıma ihtiyacın olursa çekinme be abla. Olur. Alo abim o. Hadi çabuk. Geçmiş olsun Ali abi. Sana da geçmiş olsun. Elmas bacı, gel seni bırakayım köye kadar. Yorgunsundur. Yorgun değilim. Sağ ol. Bari Hasan'ı ver götüreyim. Yorulmasın garip be ya. Yorulmaz. Ali'yle uzun uzun konuştular. Hiç kimseyi gözleri görmüyor vallahi. Dul kısmı baruta benzer, yanacak ateşe var. Ali de şimdi ateş gibidir. 7 senedir kadın yüzü görmemiştir zaten. Bacağını kaldıran kadın bir daha indirmez. İndirmez ya. Ne o kız, beni mi çekiştiriyorsunuz? Bizim inek sütü kesti de. Yarın yağ yapma sırası sende değil miydi ya? Bu ne saçma? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Gel yolda tamam, uzun uzun konuştular. Merhaba. Sonra da kimseye çarptırmadan ayrıldılar. Şimdi Nedim'le oğulları burayı bassa arada kim gider? Abi sen Nedim'in kendi güngelerinden korkuyorum. Çay getir. Hadi namaza. Ali de korkuyor. Bırak şu polimi be. İnsan mahpusta rahat mı olur be İbrahim? Rahat olsan ne yazar? Demek rahat değildin ha? Değildim. İnsanın başına gelmeyince bilmiyor.
Allah kimsenin başına getirmez. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi. Bakın lan ne biçim askerdim. Bakın da asker görün. Ne olacak? Ben de Kıbrıs'ta yaptım askerliği. Sen şimdi amma bazansındır ha. Vay be, amma güzel misin? Çekil lan. Kalk lan. Sana ne numara göstereceğim bak. Şakka gibi komandoymuşsun be. Yoruldun mu be kız hanım? Oh, ben de yoruldum. Kendimi bıraksam şuracığa sızarım valla. Çeltik işi çok zor. Vurdum ben be! Vurdum mu yıkarım yere seni be! Bıktım artık senden! Öldürürüm ben! Vurma be! Sen akıllanmazsın be! Sen akıllanmazsın! Azgın karısın sen, azgın! Seni ben bile duyuramadıktan sonra bilmem ki ne demeli! Gir içeri be! Girdirim sana! Bu meço suyu gene kendi çeltiğine çevirmiş be! Kocan gelsin derdim ama! Ne olmuş lan? Ne olmuşsun? Git peşimden be! Başına gelen şey benden bir mi? Suyumu kesme yoksa seni burada kebertirim ha! Kebertirim lan seni! Adını bırakın ya! Sütle sütten! Bağır be! Ağabey çok gel buraya bir dostlar! Tutmayın! Hadi! Kebertirim! Ay yeter ya! Ya bu da çok iyi! Ne hakkım var ulan? Ne hakkım var? Canan durmayın beni! Kurusun bu şerbetlerim, olsun! Dur be! O kadar borcum çekebilecek lan! Ben! Tutmayın! Gel şuraya! Olcan! Namussuz edin! Ben seni gebertim! Yahu ayıptır, versen suyun kadına mı? Abla! Hadi be! Merhaba Adaş, nasılsın? Merhaba Elmas. Merhaba. Adaş, yani bir şeye ihtiyacın olursa... mesela canın şeker meker çekerse gel bana yani. Atçılık, eşekçilik oynarız be. Sana para da veririm. Bir göz kırpsan yeter ha. Sen şimdi sinirlisindir. İstersen sinirlerini de yatıştırırım. Abla! Hüseyin seni kucakladığı zaman nasıl oldu gördün mü? Kıpkırmızı kesildi. Ateş çarptı sanki. Asker de başına vurmuş herhalde. Dul kaldım diye üzülme. Oh, tek başına ne rahat. Karışanın yok, görüşenin yok. Başında erkek diye eli sopalı biri yok. Canının istediği zaman çeker gidersin kasabaya. Canının istediğiyle de görüşür, konuşursun. Vallahi ben senin yerinde olsam kimseyi dinlemem. Dulluk demek bana göre yarı kızlık demektir. Kızlıkta kızlığın bozulacak korkusu, evlilikte koca korkusu. Hayır, ho! Dulluğunun kıymetini bil. Çekmediğin dertten içine kalmadın. Deryatsız gündüzüm, gecem olmadın. Nasıldı lan, anlatsana. Nasıl, elin doldu mu be ayva gibi? Git be. Lan anlatsana nasıl avuçladın, mahsus yapmışsındır be. Yok valla lan, kargaşa böyle oldu. Kıpkırmızı olmuşsun, ateş yakmış sanki. Lan o da kaç aydır kocasız, erkeksiz, onun da canı çekmiştir be. Ya ben ona abla diyorum, aklımdan bir şey geçmez. Peki şöyle hiç kıpırdamadı mı avuçladığında? He, kıpırdadı mı yoksa? Güzel kadın ama Allah aşkına, değil mi ha?
Neler çektim neler geldi başıma. Güzel kadın be. Geldi, ne dersen de insan bir fena alıyor. Ateş basıyor sanki içine. Güzel kadın. Yalnız. Yapışmış. Islak elbisenin içinde yani. Anlayın be. Bir de etrafa çalımlı çalımlı bakmaz mı? Utandım vallahi bu erkek halimle. Sırtımı döndüm ben. Balkanlı geliyor. Bana bak, Hatun'a da söyledim. Bir daha bu elmas avradıyla görüşmeyeceksin diye. Selamun aleyküm. Eyvallah. Aleyküm, aleyküm selam. Elmas! Elmas! Bu adamı gübreci göndermiş. Sana diyecekleri varmış. Bacı yanlış anlama, ben elçiyim. Halil'in imzaladığı senet protesto olmuş. Patron dedi ki eğer yakında ödemezlerse haciz koydururum. Senet ne ki? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel, geç. Senin adın artık yeter onlara. Sen mapus yatmış adamsın, ceza çekmiş adamsın. Korkuyorlar senden. Kusura bakma abi, kaza oldu. Limon ektim taşa, limon yaraman. Aman bitmedi kaldı kışa, vay vay. Aman bitmedi kaldı kışa, vay vay. Yarın beyaz kolları limon yaraman. Aman sarıldıkça... Kim o? Dur gel. Kimsin be? Sarhoş herif ne olacak? Bir gün ayık gel be! Allah belanı versin! Thank you.
hadi sen cibilliğe kız hanım. Anne, fazla uzaklaşma. Yat artık oğlum. Bilmem. Gece vakti. Recep 27 kilo. 35 kilo. Kemal 28 kilo. İsmail 40 kilo. Elmas, senin ne işin var burada? Kurbağacılık kadın işi değil be ya. Bak kurbağacık ellerini kaldırmış, teslim olmuş insana benzer. Ne yapsan şikayet etmez. Dikkatli ol, bak gene söylüyorum, bu kadın işi değil. Malın 12 kilo, tabii firesini düşeceğiz. Git dök de gel bakalım. Bedri koy bakalım be. Kurbağacı dedi, bu kadar anlatayım. Anlatayım. Bedri 37 kilo. Karısı sormuş. Hoca efendi, ben kime görüneyim, kime görünmeyeyim? Hoca efendi düşünmüş, taşınmış, düşünmüş, taşınmış. Bana görünme de, kime görünürsen görün demiş. Amma güldünüz bari. Kilosu 6000 lira eder. 6000 lira. Bıktım bu numarandan ya.
Kavala arkasını atmış, sular süzülüyor aşağı. Arkası ıslanmış, elbise kıçına yapışmış. Bırak be polimi polimci. Elbise kıçına yapışmış, ıpıslak. Borucu Bedri olmaz böyle şey dedi. Adamın aklı kalıyormuş. Senin kaldı mı? Kalmaz mı? Bizim şey görmüş, Kırkeli'nin oğlu karpuz gibiymiş, ıpıslakmış. Alt tarafı 10 kilo toplamış. İyi para lan kilosu 500'den. Boş ver lan parayı, sen karpuz ıslak mı ona bak oğlum. Şunlara bak bugün fısır fısır hepsi. Şşt Hüseyin bak. Bak Sevdiye de büyümüş artık, o da biberini yedirecek. Antalyalı askeri var ya. Lan seninki de evlenme çağına gelmiş anlaşılan. Ne dedin lan? Şakayı al! İkide birde beni yere vurmaktan vazgeç! Benim için mi biberi dikiyorsun? O biberi ben yiyeceğim. Yürü eve! Bırak! Yürü! Bırak! Buranın adeti böyle! Nasıl bırak bakışırsın diyorum. Be! Abi! Kızlar biber yiyor, oğlanlar onlara bakar sonra da yer canım. Bırak yapmadım biber. Yürü. Abiciğim ne olur. Sen karı, hadi içeri gir sen, boş ver. Yürü diyorum sana. Yürü. Çıkmayacaksın bir daha evden dışarı. Gir şuraya be ya. Bırakın ya. Abidir, boş ver hadi. Ama askerle bakışıyordu. Bir daha bakışırken görürsem kırarım bir tarafını. Senin yüzünden bizimle dalga geçiyor bütün arkadaşlar. Al git şunu şuradan. Çık şunu. Sen kimseyle bakışmıyor musun sanki? Bu köyde bir kızın biberini yemeyecek misin ha? Yemeyeceğim. Kız, sen de bir daha çeşme başına gitmeyeceksin. Evet, bu evin reisi benim. Sen karışır mısın ona? Karışırım. Evden dışarı çıkmayacak. Müsaade edersen ben taşıyayım. Ağır değil. Olsun, yorulmuşsundur. Yok. Bir şey mi var Hüseyin? Yardım edeyim dedim Elmas ablaya. Bir şey yok. Ali be oğlum, sen benim biricik kızanımsın. Senin elin çizilse benim yüreğim kanar. Sana biri bir kötülük yapsa onun yanına komam, yalnız. Yalnız bu yaşımdan sonra evimde çocuklu dul avrat istemem. O elmas geline fazla yaklaşma, aklını çeler senin. Seni bilirim, gölgen o kadından yana hep. Yine eski günlerin depreşti. O
O seni değil, pehlivan Halil'i seçti. Onun biberini Halil yedi. Bir sürü kız var köyde. Git onlardan birinin biberini ye çeşme başında. Sonra dört başı mamur bir düğün yapalım. Bak kızım, ben kız oğlan kız isterim kapımda. Dul avrada hiç güven olmaz. Köyde herkes konuşuyor. Çeltik yolunda önüne gelen traktöre biniyormuş. Geceleri kurbağa toplamaya giden kadından kime hayır gelir? Bugün Erol'da bir niyet var be ya. Biberi yiyecek valla. Sebahi yok mu bugün? Gelmeyecekmiş. Ne biber be, kızardı kaldı orada. Kız evde kalacaksın. Arzu yarım biberini ha. Çok fena yanarsın ama benim biberim fena yanar. Yanacaksam senin biberinle yanayım be ya. Hadi yan da görelim bakalım. Kız ben bibersiz yanmışım senin için. Yanmışım be, yanmışım be. İyiyle görün. Yerim, yerim işte. Yiyemez. Kızlar gelmeyecek. Yiyeyim mi? Ye de gör. Ağabeyim! Kız yaktın beni! Yakmış bu kız seni ya! Kavurmuş! Ben de ne biçim? Mahvetmiş! Şşt Hüseyin uyan be ya! Hop! Allah sonuna hayırlı etsin. Hacı köylüleri çağırmamışlar ama göremedik. Ama onun oğlunun kızda gözü vardı. Oo. Elmas! İyi geceler! İyi geceler. İyi geceler Elmas. Bu elması baş gözetmek lazım. Gözü artık dönmeye başladı. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor erkeklere. Şeytanı azgın galiba. Hadi iyi geceler. Yarın sabah da erken kalkacağız. Hadi Ali yürü.
Ölenle ölünmeye kızım, ne yapacaksın? Geride kalanın işi hep zor. Çeltik, borç, harç. Kızım, elçiye zeval olmaz. Seni Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istemeye geldik. Bakkal İbrahim der ki, elmas isterse varsın bana. Tazeleyeyim Zeynep teyze. Sağ ol kızım. Onun da karısı ölmüş. Borcu borç diyor. Ne isterse yaparım diyor. Biliyorsun, onun da 3 kızı bir oğlu var. Bir de seninki. Benim bir dükkanım, onun da birkaç dönüm tarlası var. Gül gibi geçinir gideriz dedi. Kocam hoca istemiyor. Elmas kızım, bunda kızacak bir şey yok ki. Bir daha da böyle işler yapıyorum. Ben kendi işlerimi kendim yaparım, tamam mı? Ne oldu ana? Yok bir şey. Senin ateşine elmas söndürmüş. Elmas. Elmas, seninle konuşmam lazım. Ne konuşacaksan hadi konuşsana. Herkesin gözü üstündeyken ıpıslak nasıl olursun? Başka nasıl olacağım ki? Dikkat et, her yerde senden bahsediyorlar. Yok traktöre biniyormuşsun, yok kurbağadan dönerken oran ıslakmış. Sana ne bunlardan? Bana ne olur mu be? Neler oldu neler be! Elmas'la Balkanlı Ali işi pişirdiler. Akşamüstü apaçık, herkesin gözü önünde. Bırak artık bu işleri be! Şu meçhocağızın da zamanında günahını aldılar. Ali eskiden de tutkundu Elmas'a. Niyeti bozdu galiba. Her gün gelir çeşme başındaki oğlanları izlermiş kedinin ciğere baktığı gibi. Kendini gelinlik kız sanmaya başladı. Vallahi bir an önce birini bulsak da şunu evlendirsek. Böylelerinin kasıklarının ağrısı dinmezmiş. Bacağını kaldıran kadın bir daha indirmez dedik ya. Bakkal İbrahim isteyip duruyor. Sevdiye, kaç gündür gözükmüyorsun? Biliyorsun abimi, görse öldürür. Bayramda başçavuş tezkeremi veriyor. Benimle kaçıyorsun değil mi? Bizim Antalya'mız çok güzeldir. Hem orada denize de girersin. Burada da giriyorum. Ama elbiseyle. Orada mayoyla da girebilirsin. Bayramın ilk günü seni kaçıracağım. Hazırla. Gelemem. Orada inek sağmak yok, çeltik yok. Ekmeği kendin yapmayacaksın, fırından alacaksın. Ama sen de Antalya'dan değilsin, Elmalı'dansın. Olsun. Şehre taşınacağım. Etrafında alenin diken teller,
birbirine kenetlenmiş. Yavrum aman, gülüm aman, bağlı bilekler. Güzel kadın be, hiç aklımdan çıkmıyor. Kim ne derse desin güzel işte. Kadınların haddini bilmeyenin sonu budur işte. Ne olmuş be ya? Daha ne olsun? Çeltik tarlasında tepesine çökmüşler. Kaçmış diyormuş ama saklıyordur. İş bitmiştir. Kim bitirmiş işi acaba be ya? Doğru, jandarmaya gitmiş. Bağırmış, çağırmış. Yok ya. Köydeki bütün sabıkalıları topluyorlar. Borucu Bedri, Kurbağacı Recep'i hep götürmüşler. Balkanlı Ali? Onu da götürürler. Yakacak birinin başını bu elmas. Ali zaten yanmış be ya. Karı kısmının kurbağada işine be, hak etmiş. Acından ölmedi ya. Bırak lan polimi. Elmas'ın çok borcu var be ya. İyi para varmış be. Bazen benim de aklım yatıyor. 20 kilo toplasak 10 bin lira eder. Balkanlı değil mi o? Nereye götürüyorlar? Gene bir şey mi yapmış acaba? Gel. Geldiler komutanım. Gelin. Aç. Baş ne komutan? Kalkın ayağa. Hangisi? Hiçbiri değil. Hadi serbestsiniz. Çavuş, tahliyelerini imzalat. Baş ne komutanım? Hadi çık dışarı. Çıkın.
Ali abi bana sazan verdi. Bana da sazan tutmasını öğretecek. Abi kızım nereye gidersin? Pazara mı? Ha. Keşan'a mı? Hasan'a bir şeyler alacağız işte. Arife ya. Pek de süslü püslü olmuşsun kız. Koca arayacağım da Keşan'da. Tövbe tövbe. Hadi Keşan, Keşan, Keşan. Keşan. Mahmut be! Mahmut, al buradan 3 kişi. Ben, Elmas, bir de çocuk. Sen bizim paramızı buradan al Mahmut. Bozuk yok, sabah sabah 5.000 lirayı nereden bozayım abi? Kaç para be bir kişi? 400. Alırsın sonra be. Bayramlık bunlar. Çoluğunu çocuğunu sevindir. Bize uğramadan geçmeyin, bayramlık bunlar. Selamun aleyküm. Ben pehlivan Halil'in karısıyım. Borcumuzun yarısını getirdim. Buyurun oturun, bir çay için. Yok, işimiz var, döneceğiz. Geri kalanı da artık olunca. 25 tamam. Parayı aldığına dair bir kağıt yazsan. Olur. Dondurmam, kaymak. Ana ben dondurma istiyorum. Oğlum sana bayramlık alacağız ya işte. Alsana ya, alsan ne olur dondurma. Hadi. Dondurma. Yürü şimdi patlatırım ha. Doğru dürüst yürü. Evet. Yürü. İçeride. İçeride. Bayat içeride. Koskocaman parçalar 100 lira. İçeride bayat. Çok güzel oldu. Çok yakıştı. Zengin duruyor. Seneye de rahatlıkla giyer. Çok büyük ana be. Sen sus. Ali abi be, bu çok büyük değil mi? Büyük be kızan. Gördün mü? Bir numara küçüğünü verin bakalım. Ben dondurma istiyorum. Patlatacağım ha. Ucuz burada. Kaça aldın kurbanı? Kaça olacak birader, ateş pahası. Gel, sen de al, sen de al. Neler oldu neler be, işi pişirdiler. Bu sefer acayip yani. Hasan'a üst baş aldı, Elmas'a dondurma bile yalattı. Aa şunlara bak, bayramlıklarını giymişler. Hem de harikacını. Arpe böcek, bok böcek, boktan çıkmış kurbanca. Arpe böcek, bok böcek, boktan çıkmış kurbanca. Arpe böcek, bok böcek, boktan çıkmış kurbanca. Al asmanlık. Güle güle. Herkesin ağzına mı düşeceğiz? Utanmıyor musun? Konu komşu ne der? Elmasım, elmasım. Güzel elmasım. Alkanlar içinde kalmış cemalım. Nanay nanay. Elmasım, elmasım, güzel elmasım. Elmasımın gidişinden bilmişler
Elmasım, elmasım, güzel elmasım. Çocuğunla kabul ediyorum seni. Bütün şunlar var ya, kelekler, hep senin için onu bunu diyorlar. Ne derlerse desinler. Sana tutuldum. Benim için ablam abla değilsin. Elmas ablayım, elmas var. Kaç gecedir seninle uğraşıyorum. Çıkmıyorsun şeyimden, aklımdan. Aşığım sana ben, aşığım! Yürü lan, yürü! Ağzına iç şu Meret'i! Kaçma oğla, elması alacağım! Oğlum benim de oğlumdur! Onu da kabul ediyorum, nüfusuma geçireceğim! Herkese ibret olsun diye alacağım! Senin için kurbağada saldırıda tamam olmuş dediler! Ona rağmen alacağım be ya! Rezil ettin kreye bizi! Yürü be! Yürü, yürü lan! Ah, o gece saldıran bendim. Yürü sen oğlan be. Yürü be, utanmıyor musun? Aferin be. Ağır delikanlıymışsın yani. George gibi be. Yürü lan. Sevdiye. 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 Ne var? Yarın seni kaçıracağım. Tezkeremi alacağım, tamam değil mi? Geliyor musun? Ne diyorsun be? Allah belasını versin senin gibi evladım. Zıbar! Babam geliyor, git hadi get yürü. Ile yayınladığı mesajda bayramın bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte kutlanacağını hatırlattı. Bu mutlu tesadüfün dini ve milli duyguların kaynaşması bakımından öneminin büyük olduğunu kaydeden Diyanet İşleri Başkan Vekili Şentürk mesajına şöyle devam etti. Bayramlar ister dini ister milli olsun sevinç günleridir. Toplum hayatımızı olumlu yönde etkileyen kutlu günlerdir. Bu günlerde akraba ve komşularımızla olan ilişkilerimiz kuvvetlenmekte, birlik ve beraberliğimiz güçlenmektedir. Toplum hayatımızda üstün yeri olan bayram günlerini iyi değerlendirmeli, kırgınlık ve dargınlıkları, birbirimize karşı olan kin ve düşmanlıkları unutmalıyız. Akraba, komşu ve tanıdıklarımızla tebrikleşerek bayramın mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun. Çevremizdeki yoksullara ve bakıma muhtaç olanlara bayramın mübarek yardım olsun. Ellerimizi senin uzatmalı, de. Hastaları bayramın mübarek olsun. Şifa dileklerimizi sunmalıyız. Herkes bayramın kutlu olsun baba. Olmalı, rahatsız edici tutum ve davranışlardan sakınmalıyız. Böyle yaptığımız takdirde hem yüce Allah'ın hoşnutluğuna erişmiş olacak hem de milli bütünlüğümüz alın ve kardeşliğimiz sağlanmış olacak. Al şunu sen. Sen de şunu, bu da sana. Al bakalım. Gel bakayım bir öpeyim seni be. Oh. Hı-hı. Tezkereyi aldım. Hadi kaçmıyor muyuz? Hadi. Hani konuşmuştuk ya. Gelmiyor musun?
Yine beklerim. Bayramınız kutlu olsun. Anne, Hasan amca bana 100 lira verdi. Bayramın mübarek olsun. Kurban kestik de. Bayramın mübarek olsun. Elmas, yemin ederim benim hiçbir suçum yok Allah huzurunda. Ufak tefek şeyler olduysa kusura bakma. Vallahi billah, benim hiçbir suçum yok. Sen kusura bakma. Sinir işte, sen zannettim. Bayram mübarek olsun. Senin de. Buyur geç. Ali, nereye götürüyorsun kurbanı? Elmas'a. Güle güle. Merhaba. Merhaba. Ah, Ali abi geldi. Bayramın kutlu olsun Ali abi. Anne, Ali abi geldi. Bunu anam gönderdi. Ben gideyim. Kalsaydın biraz. Buyur otur. Bir şekerimizi al. Cumbullu! Cumbullu buraya gel. Çık çabuk o bahçeden. Sebzeleri eziyorsun. Çabuk Cumbullu. Cumbullu buraya gel. Bir şey içer miydin? Kahve içeyim. Cumbullu buraya gel dedim. Gel buraya. Çabuk ol dedim. Cumbullu buraya gel. Sebzeleri ezdi. Gel buraya dedim, çabuk ol. Cumbullu. 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 Biliyor musun? 7 sene mahpustamında seni hiç unutmadım. Bayramınız kutlu olsun. Bayramın mübarek olsun. Sağ olasın. Bayramınız kutlu olsun. Nice bayramlara sözüm. Büyük adam ol. Sağ ol kızım. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Şuraya bak. Bayramınız mübarek olsun kızlar. Benim de. Bayram biberi var mı? Bayram biberi. Kimin için dikiyor acaba? Kimin için olacak? Bankanın Ali için dikiyor. Tabii. Ana, Allah'ın emri peygamberin kavliyle elması bana iste ana. Allah yazdıysa bozsun. Belliydi zaten seni ayartacağı, belliydi. Elin dolunu, pehlivan Halil'in arttığını sana gelin etmem. Ölürüm de etmem. Ana! Geldiğinden beri peşinden ayrılmasın.
Çelçik'te, Keşan'da hep peşindesin. Ben bekleyeyim 7 yıl, Alim gelsin, ele alsın evin idaresini, oturtsun beni baş köşeye. Elmas da oturtur ana. Oturtmaz olsun. Ondan gelecek hayır gelmez olsun. Şöyle genç, tuttuğunu koparan bir gelin getirsen eve, şöyle güzel güzel torunlar doğursan. Elmas da... Onun doğuracağı ne olur bu yaştan sonra? 7 senede bir çocuk zor peydahladı. Onun doğuracakları da kendi de yerin dibine batsın. Ana, sevdalıyım. Kadın dediğin bir kere biber diker, bir tek er tanır. İlk gece koynuna aldığı, ilk yattığı erkeği. Hadi, hadi git de gir koynuna o yılanın. Ama şunu bil ki Ali, ben sağken o bu evden içeri giremez. Ana, ana elması isteyecek misin, istemeyecek misin? Ne istemesi be? Sen onun koynuna gireceksin, nefsini körleteceksin diye adımızı lekeleyemem. Balkanlıların Ali, dul bir avratla evlenmiş dedirtmem ben. Eğer ona gidersen... Gideceğim ana. Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Gideceğim ana. Eğer gidersen hakkımı, sütümü helal etmem, helal etmem. Ne demiştim ilk gün sana ana? Hani insan uçmak ister de uçamaz ya. Yürümek ister de yürüyemez ya. Hani insan koşmak ister de koşamaz ya. Ben koştum ana. Ali gitme, gitme Alim, Balkanlı Alim gitme, gitme! Git, git! Herkes ne diyecek, nasıl bakacak sana, hep Halil çıkacak karşına. Kokusuyla hep pehlivan Halil'i göreceksin. Onun kazıntısını göreceksin, Halil'in kokusu sinmiştir o yatağa. Sadece Halil mi, traktörlerine bindikleri, o gece Çeltik'teki yeni adet mi getireceğim bu köye? Sevdalıyım sana Elmas. Ben de Ali. Ben de. Anne. Anne. Çabuk gel. Geldim yavrum. Anne çişim geldi. Tamam hadi kalk. Elmasçığım, mektubunda diyorsun ki gel gayrı. Sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Ben de çok özledim seni. Gözlerimde tütüyorsun. Elmasım, hasretle kucaklarım, hem de sımsıkı o günkü gibi. Rüyalarımdan çıkmıyorsun. Gülü solana kadar, seni ölene kadar seveceğim. Elmas, hasret dolu sevgilerimle kara gözlerinden öperim. Herkese ettiği buradan selamlarımı söylersin. Kocan Halil Pehlivan. 3. Ordu 56. Mekanize Piyade Alayı 3. Tabur 1. Bölük Erzurum. Hasan artık uyu oğlum.
unutmuşum. Ama Halil bitti. Thank you.